Şimdiki konuğumuz Funda Hanım'la sürücü kursu ve ehliyet alımı üzerine bir araya geldik. Sohbetimize ilk olarak kaç yıldır bu işle uğraştığını öğrenerek başlıyoruz. Aslında hayalimdeki meslek değildi. İşte kuzenim de başlamıştı bu meslekle. Ondan dolayı yani hayattan öyle bir yani yolumuzu seçtik. Daha önce başka bir şey yapıyordum. Ondan sonra kararımı değiştirdim. Öyle bu işe girmeye başladım. Hemen hemen 10-11 yıl oluyor bu işi yapalı. Bu yeri de hemen hemen 4,5 yıldır işletiyoruz. Birçok araç konusunda eğitim veren kurs ilk yardımda es geçmiyor. Burada araba eğitimi veriyoruz, motosiklet eğitimi veriyoruz, bir de kamyon eğitimi veriyoruz. Aynı zaman ilk yardım kursları da veriyoruz burada. Türkiye'den Almanya'ya gelen vatandaşlar ehliyet çevirme konusunda iyi bir yardım alabiliyor. Burada ehliyet almak çok daha zor. Yani daha kurallara önem veriliyor. Yani böyle kolay kolay sınavdan da geçilmiyor. Yani aynı zaman Türkiye'de gelen vatandaşlar oluyor. Onlar da burada ehliyetini çevirmek zorunda kalıyor. Onlar bile her zaman yani kolaylıkla geçemiyor. Yani şimdi neden kaynaklanıyor? Türkiye'de de kurallar var ama şimdi orada çok pek fazla önem verilmiyor ya da ihlaller çok oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama burası biraz daha yani kuralcı bir yer diyebilirim. Yani sonuçta can meselesi. O yüzden buna daha çok önem vermek lazım aslında. Eğitimler yaklaşık olarak 3 ay kadar sürüyor. Yani burada şimdi misal araba ehliyeti için 14 defa derse katılmaları gerekiyor. Yani o derslere katıldıktan sonra biz yavaş yavaş sürüş dersleri başlıyoruz. Böyle diyeyim hemen hemen bir eğitim yani yaklaşık 3 ay sürüyor ikisiyle birlikte. İkisini birlikte yaptıkları zaman hem teori dersleri hem sürüş derslerine aynı zaman katıldıkları zaman bir 3-4 ay sürebiliyor. Kadın eğitmenler kimi durumlarda sıklıkla tercih edilebiliyor? Şimdi avantaj şu, bazı bayanlar erkekle sürmek istemiyor ama bu yani bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani hem kadın öğretmenler ve erkek öğretmenler ikisi de aynı hedefe çalışıyoruz. Yani şimdi diyemem ki böyle bir fark var ama işte öğrencilerin tercihine göre onlar bazen bayan isteyebiliyor. Bazı kurallar Almanya'da Türkiye'ye nazaran daha çok önemseniyor. Ya şimdi Türkiye'de ihmal edilen aslında orada da var sahanın önceliği ama nedense şimdi buraya gelen ve çevirmek zorunda kalan o kuralı yani en çok klasik durumlar oradan bitebiliyor. Şimdi biraz herhalde farklı yolları görüyorlar. Böyle ana yolda olduğunu düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Sağın önceliğini yani Türkiye ile karşılaştırdığım zaman burada daha çok önem veriliyor. Eğitimler bazen birebir, bazen kalabalık gruplar halinde veriliyor. Böyle diyeyim, yani bizim şimdi bu teori derslere yani şu anki durumumuz 38 kişi bir derse katılabiliyor. Oluyor da bazen de doluyor, bazen o sayıyı dolduruyoruz. Yani öyle dolu olan günlerde oluyor burada. Kursun uzak, yakın, her yerden öğrencisi bulunuyor. Bizi neden tercih ediyorlar? Yani bizim burada çok başarılı iş yaptığımız için tercih ediyorlar. Aynı zaman uzaktan da gelenler oluyor. Bizi duyuyorlar. Öylece de buraya gelip kayıt oluyorlar. Funda Hanım öğrencileri için aldığı eğitimlerle kendini geliştirmeye her zaman devam ediyor. Biz o konuda gittik Türkiye'den eğitim aldık. Yani şimdi insanların belli korkuları olabilir. Yani yaşadıkları ya da ne bileyim yani her insan farklı. Geçmişinde farklı olaylar olduğu için yani hep aynı eğitim veremiyoruz ondan dolayı. Bu yüzden de psikolojik tabii ki çok önemli. Çünkü trafik hep gittikçe çoğalıyor. Ona göre korkular da artıyor. Yani şimdi trafik çok hızlı ilerlediği için ve yeni başlayan biri için de tabii ki bu durumları çözmek biraz zor olabilir. Funda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.